niye sormayı pardon, kaçırmamız da şey. Biri sebebin sordu, biri mensebin. O bizde ne oldu? Mesela kapını açtım ki dostum içeri girsin. Birinci bir şey deyin görmeden. Sualdan sözün neden doğur? Buradan. Kapını açtım ki niye sordu bu bizde? İndi. Niye desen ya sebebi ya maksat. Siz kapını açtığından sonra dost içeri girecek yoksa açmamıştan. Demek maksatı. Bakın bu işten sonra esas iş başlıyor. Demek maksatı. Ama desek ki kapını ona göre açtım ki otel isteydi. Yani bir sebep yazan da. Otel isteydi. Kapını açmamıştan kalan otel isteydi. Yüzdü. Şimdi de sebebi maksat. Bu sebebi. Yaşı ben cümleden deyim siz tanım. Ben Bakı'ya geldim ki size seminer vereyim. Maksat. Çünkü en şey maksatım. Bunu ben sevdiğiniz var. Aha. Ben mektebe geldim ki kitaplarını götürürüm. Ben mektebe gelmedim. Çünkü yanlış almıştım. Ben yanlış aldığı için mektebe gelmedim. Sebep. Bu sadece cümle. Ben yanlış aldığı için mektebe gelmedim. Mürekkep cümle olmak için en azı iki gramatik esas olmalıdır. Burada düzdür. Ama hiç orasına bakmam lazım. Ona da bakmak lazımdır. Şimdi indi. Bak sorularda ne dediler? Sizin bunlar bilmeyiniz yetmiyor. Biraz incelikleri en iyiler sorularda. Mesela yeri gelmişken, söz düşmüşken, tabirsizde de var mesela. Mesela diyor ki, külek esti, meyveler yere töküldü. Burada hangi sebepler de var? Ben bizde de. Sebep de var ardıcılık. Sebep de var ardıcılık da varsa sebep değil ona. Bizde mesela diyor ki, şaklı olduğu sular dondu. Hem ardıcılık var hem sebep. Bu sebep.